maçın öncesine bir kitap yazarım ben. Hakikaten gelişimiz, gidişimiz, işte 500 kişilik yer ayrılmış bize, 5000 kişi gelmişiz, size alamayız diyorlar. İşte sizin kulübe dün sorduk, kulüp işte Süleyman abi o zaman demiş ki bu maç gelmeyecek bizim taraftar demiş. Ya diyoruz dönemeyiz yani, bu kadar adam nereye geri dönecek yani? Ben o zaman şimdi sağ mı bilmiyorum. Stat müdürü, Fenerbahçe stat müdürü gel dedi, delikanlı dedi falan. Aldı beni stadın altına, işte kamera odası falan filan. Bak dedi, size ayırdığımız yer burası dedi. Buraya Fenerliler giriyor dedi. Biz nasıl çıkartacağız bunları falan, pişman. O arada diplomasi başladı. İşte dedi ki, ben dedi sizin dedi hepinizi dedi alayım dedi buraya dedi. Yani ince aramasını yapayım, alayım falan. En son finalde bütün herkesi aldı. Yani, kale arkasına giren Fenerlileri çıkarttılar, maratonu aldılar. Topu komple kararsızını bize bıraktılar o zaman. Ben de şeref tribünün altından çıktım. Tam böyle 7'ye 5 var falan, 7'ye 10 var. Tam o zaman denk geldi yani. O kadar mülakat yaşadık içeride. Tam o zaman Ali Şen geldi. Bütün stat Ali Baba diye ayağa kalktı. Ali Baba, Ali Baba böyle yıkılıyor stat falan. Tam Ali Baba bitti, ben de böyle yürüyorum. Tabi tükürüyorlar, mükürüyorlar benim üzerime falan diyorlar. Beşiktaş yok, ona var benim. Tam şimdi bizimkiler de bütün herkes girmiş kale arkasına. İşte I Love You Alan diye mi kalktı bu kale arkası? Şimdi Ali Baba tam bitmeye yönelik oldu, ses düşüyor ya. Sen böyle bir anda çıkınca, şimdi herkes ne oluyor lan bizim falan diyemiyor. Mesela o golden önce Höglü uça oynuyordu yanılmıyorsam, Fenerbahçe stoper önlü arkalı oynuyorlardı. Högün sağına uyandı Sergen o maçta. Geliyoruz. Bir tane sağına kırdı, çalımı bastı. Hök durdurdu. Serbest vuruş için topun arkasında Amokachi var, Sergen var. Fenerbahçe barajı 9 metre 15 santimde. Topun arkasında Amokachi ve Sergen. Sergen vuruyor ve top yandan dışarıda. Gerçekten yan ağları yalayarak dışarı giden bir top. İşte Sergen vuruşu gidiyor. O free kick attı, asfalt avuta çıktı. 10 saniye içerisinde bakın stadın etrafına toz dumana kattı. Bir anda ortalık rüzgar çıktı falan böyle. Yani yukarıdan dedi ki geliyor kardeşim hazırlanın dedi. Yani her yer toz, toprak havalandı böyle, göz gözü görmüyor falan. Top rüzgardan yerinde zor duruyor. İşte biz o zaman İşte şey gibi, militer polis gibi dolaşıyoruz İstanbul'da. Beşiktaş topçusu ne yapıyor? Aman orada eğlenmesin, işte maç var, bilmem ne var falan filan. Babanın çocuğuna davrandığı gibi böyle el pençe oluyoruz falan. E tabi işte o zaman bar kapılarında falan bütün bizim tribünde çocuklar çalışıyor falan. Mesela bir şey olduğu zaman haber geliyor hemen. İşte bu geldi, bu gitti falan. Ondan sonra Sergen işte yine kaçamak yapıyor. Ondan sonra dediler ki Sergen burada abi dediler falan barda. Gittik. Tabii bizim erkete var. İşte Sergen'in de kendi erketesi var. Demiş ki geliyorlar falan filan. O da hemen arka kapıdan yürümüş hani paparazilere yakalanmamak için. Ondan sonra biz tabii o zaman Rasim Karay'dı antrenör. Şey dedik. Sabahleyin geldik Rasim Hoca'ya. Ya dedi hoca bu adam böyle böyle dolanıyor. Bunun ceza ver buna yani. Şımarmasın falan filan gibilerinden. Ya çocuklar da ne diyorsun dedi, bu Sergen dedi ya. O nasıl ceza verecek dedi, çıkardı 90'da bir gol atar dedi. Hepimiz ipten alır dedi falan. Topu alan Sergen. Solunda Amokachi. Sergen sokuluyor. Ceza sahasına girecek. Oraya yapılan hareket var. Lazzaroni, evet, heyecandan. Sesini duyuramıyor rüzgardan herhalde. Yalnız bu pozisyonda resmen bir foul var. Kasıtlı foul var gene. Metin en direkt vuruş veriyor. Neyin en direkt vuruşu bu? Temas var. Temas olduğu yerde direkt vuruş oluyor. Tam o sırada yine Örgün sağına kırdı. Yine foul aldı. Artık karşılaşmanın son dakikasına girmek üzereyiz. 0-0 devam ediyor karşılaşma. Barajı oluşturdu Rüştü. Önündeki barajı. Fenerbahçe 0, Beşiktaş 0 ve dakika 90. Lazzaroni oyunun kenarına kadar geldi. Arkadaşlarını uyarıyor. Beşiktaş topa Ertuğrul'u vuracak. 90. dakikalar tehlikelidir her zaman.
Top rüzgardan yerinde zor duruyor. Ertuğrul kendisine göre açı alıyor. Hakem elini kaldırdı havaya. Evet. Kaleye doğrudan vuruş ve gol. Çok enteresan bir gol. Top ağlarda ve Beşiktaş 90. dakikada 1-0 öne geçiyor. Sergen. Sergen gerçekten harika vuruyor. Ve top ağlara yollayarak 1-0'a geçiriyor Beşiktaş'ı. Mükemmel bir vuruş. Sonra çaktı. Şimdi Fenerbahçe bu serbest vuruşu kullanıyor. Evet, çeşitli açılardan bu golü görüyoruz. Gerçekten Sergen'in vuruşu, bu tür vuruşları var. İnanılmaz bir falso veriyor. Oraya kadar gidiyor uçtu ama topa uzaramıyor. Hani bir şey vardır ya, örümcek ağa. Tam örümcek ağının olduğu yere yolluyor. Çok zor bir top kaleci için. Çok ölü nokta. Ancak oraya vurulursa gol olur ve top oraya gidiyor. Daha doğrusu oraya vuruyor Sergen, top gitmiyor. Evet, artık 90 dakika bitti. Mesela işte 90'da Alişan muhabbeti orada patladı zaten o maçta. Çok güzel bir gündü. Sonunda güzel bitti.